Merhaba arkadaşlar. Bu akşam acil bir çekim yapayım. Ne yapacağız? Kimilerin kolaç dediği, kimilerinin efendime söyleyeyim hamur kızartması dediği bir şey yapacağım arkadaşlar. 6 bardak unum var. Bir paket kuru maya, yaş maya da yapabilirsiniz. Bir bardak yoğurt. Arkadaşlar süt değil yoğurt. Yoğurt çok güzel oluyor. Gerektiği kadar tuz ve ılık su. Yavaş 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 bunları böyle karıştırıp bir hamur yapacağız arkadaşlar. Hamurumuzu yapacağız. Yarım saat dinlenmeye bırakacağız. Hamurumu yoğurdum. Kıvamına bakalım arkadaşlar. Çok sert olmayacak bu. Yani sakızdan biraz az daha bir yumuşak olacak sakız kıvamından. Şimdi bunu bir güzel dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz oldu arkadaşlar. Mis gibi kabardı. Şimdi bu hamur biraz yumuşak olacak dediğim gibi. Bunu unlamayacağız mümkün olduğu sürece. Çünkü bunu peynirli yapacağımız için birbirine yapışmaz. Şu örnek yapıyorum. Şu şekilde siz istediğinizde batta kesebilirsiniz. Şimdi bunu yaptık. Şöyle biraz açtırıyoruz. İçine tercihen sert yağlı peynir koyup şöyle kapatıyoruz. Bunlar bitince bir de sadesini yapacağız. Bunları böyle yumuşak oluyor arkadaşlar. Ele yapışır gibi ama bu şekilde çok daha iyi kabarıyor. Kızgın yağ bunları atıyoruz. Bu macerların çok yaptığı bir tariftir arkadaşlar. Biz buna kolaç diyoruz. Kimisi hamur kızartması diyor. Çeşitli adları var. Nasıl kabardığını gördünüz mü? Bu hamurun biraz cıvık olması tabii ki kabartmasında birazcık etken. Kulaçlarımız oldu. Şimdi bir tostu da sade yapalım arkadaşlar. Yağın altını kısıyoruz. Çünkü çok haşlamasın. Biraz kendine gelsin. Yağı ara ara açıyoruz, ara ara kısıyoruz. Bir tostu da sade yapalım arkadaşlar. Kimisi sade seviyor. Şöyle bunlar pişti vakit üstüne salça sürüp yemek çok zevkli oluyor. Şekil de o kadar önemli değil. Hamur nasıl denk gelirse öyle atın. Bunlar çok çabuk pişecektir. Bakın. Maşallah. Ne güzel kabardılar. İsteğe göre kızartabiliriz. Kimisi beyaz seviyor. Kimisi kızgın seviyor. Bakın hemen oldu bile. Siz ölçüyü kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız buna bu lezzeti veren yoğurt, unutmayın bunu, sütte bu kadar lezzetli olmaz. Hepinize afiyet olsun.